Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Biliyorsunuz ki ben bir ürün almıştım. Bir 5-6 ay önce kendime bir klavye almıştım. Game Power'ın Ogre Rainbow klavyesini, RGB'sini almıştık. Ama tabii ki klavyem bozuldu. Tuşlara bastığım zaman WASD, C tuşları bastıktan sonra artık iletmemeye başladı. Ve yeni aldığım bir klavyeydi. Daha 4-5 ay olmuştu. Ama görüyoruz ki klavye bozuldu. O yüzden ürünü aldım. İstanbul'da gönderebileceğim yerlerden bir tanesi de Oxit Bilişim Teknoloji'ydi. Oraya yolladım ürünü. Servis amaçlı. Ve servise yolladığım aşamalar da var tabii ki. Bunları da içinde göstereceğim. Ürünü nasıl yollamışım, işte hangi detaylarını göstermişim. Onları da A4 bir kağıda çıkarıp bu şekilde yolladım. Ve ürün geri geldi. Bakalım neler olmuş, neler değişmiş. Yavaştan şimdi kutuyu bir açalım. İlk başta ön tarafta şeyleri var. Bunlar zaten şeyle alakalı şeyler. Hani kargo ile alakalı şeyler. Onlara çok fazla girmiyorum artık. Çünkü videoda artık ürünü daha detaylı göstermek daha önemli. Bu Rainbow'un da videosunu izlemek istiyorsanız arkadaşlar yukarıdaki karttan videoyu izlemeyi unutmayın. O da şimdi burada çıkacak. Ona da tıklayın. Şimdi ürünü şu şekilde bir açalım. Şunu bir atalım. Kargo iyi gitmiş. Burada Oxit bilişiminin şeyleri var. Game Power Rainbow mekanik klavye diyor. Tuşlar diyor arızalıydı diyor. Not yapıştırmışlar üstüne. Orada artık sırayı aldılarsa. Şu şekilde ürünü açıyoruz. Ha? Ha, bunun eşi de bizde oluyormuş. Yönetmen oradan katıldı. Şimdi şuradan göstereceğim. Burada bizim adresimiz numara da yazıyor. Dur numarayı elimle kapatayım. Adresi kapayabilir miyim? Bakayım aşağıda. Burada bir şey var mı? Şurada var. Elimle şöyle kapayabilir miyim ya? TC de mi yazıyor? Nerede yazıyor? Burada kapattım ben. Şuraya yazı isim kapatıyor. TC nerede yazıyor? Müşteri ne o? Müşteri şu mu ki? Tamam onu da kapadım. Şuradan da numarayı kapadım. Arkadaşlar şu şekilde ben faturalandırdım. Şu şekilde A4'e çıkarttık bunu. Yanına da şurada da ürünün işte markası, modeli, işte ürünün arızasının olduğu yer, ek bilgisi, işte şuradan kontrol edebilirsiniz. İşte şu oyunlarda işte sorunun olup olmadığını hepsi şu şekilde çıkıyor. Sen gene kontrol edersin videoda. Bakarsın orada gözüküyorsa ona göre şey atarsın. Ürünü bu şekilde yolladım ben. Bu şekilde A4 yapıp içine koyduk ürünü. Ürün şimdi elimize geldi. Bayağıdır da bekliyor. Bir de talihsiz bir olay geldi başımıza. Bu arada. Ürünü biz elden vermiştik. Yani götürüp elden verdik biz ürünü. Ama ürünü yani başkasının mı sandılar artık? Aynı üründen bir tane daha mı ne vardı? Ürünü Ankara'ya mı gidiyor? Kocaeli'ne kargolamışlar. Benim klavyem Kocaeli'ne gidiyor. Kocaeli gitti gezdi geldi valla. Ürün gezdi geldi. Biraz tozlanmış yolda herhalde. Ürün bu şekilde elimize geldi. Tuşlar değişti büyük ihtimalle. Gördüğümüz kadarıyla tuşlar şimdi biraz daha iyidir diye umuyorum. Basış falan biraz daha düzelmiş. Öncekinde biraz daha şeydi. Yoktu yani. Tuşa basıyorsun. S'ye bir kere basıyorsun. Devam ediyorsun. S'ye devam etmiyor. Yani tek tük basıyor. 3 kere basıyorsan bir tane geliyor. İşte 2 basıyorsan bir tane geliyor. WASD ve C tuşları böyleydi. Ve ürünün işte değiştirilmesini istedik tuşlarının. Servise gönderildi. Serviste gitme aşamaları işte dediğim gibi bu şekilde bir not ayarladık. Çünkü bu tarz olduğu zaman hem oradaki çalışan görevli için de daha rahat bir olay. Çünkü hemen arızanın ne olduğunu, nasıl bakacağını, nasıl göreceğini ve ona göre nasıl bir işlem uygulayacağını daha hızlı pratik olsun, daha çabuk gidip gelsin diye bu tarz bir şey yaptık. Siz de bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Bu fikri kullanabilirsiniz. Ama tabii ki biz hızlı olsun dedikçe daha da yavaş oldu tabii ki. Bir karışma olayı, işte ürünün Kocaeli'ye kargolanması, oradan tekrardan geri gelmesi ve ondan sonra bize kargolanması geldi. Ondan sonra kendimize arayıp kargolattık ürünü. Üründe değişimler oldu.
Küçük de biz şu an baktık tabii ki de bu üründeki tuşların basımına falan. Şu anda gayet iyi çalışıyor. Eğer sizin de klavyenizde, Game Power ürünlerinizde bir sıkıntı olursa aşağı linkini de bırakırız zaten. Aşağıdaki linkten oraya bu şekilde benim gösterdiğim şekilde kargolarsanız rahat bir şekilde ya da elden götürüp verebilirseniz çok hızlı olur ve işiniz daha çabuk hallolur ve ne olduğunu, arzının ne olduğunu daha iyi anlarlar. Ve biz bu şekilde yaptık. Ürünü de bu şekilde garanti şeyinize bakın ama aldığınız ürünü nereden aldıysanız o üründeki hangi yer garanti kapsıyor? Yani sizin ürününüzü hangi şirket garanti kapsamını almış diye ona da dikkat edin. Çünkü bazılarında farklı oluyor. Biz şimdi Oxford bilişim açısından konuştuk ama yani bazı firmalarda farklı oluyor. Ama siz gene aynı teknikle yollarsanız ürününüz yani işiniz daha çabuk olur. Sorununuzu daha iyi anlatmış olursunuz. Hani daha resmi olduğunuzu, yani bu işten anladığınızı bunu da göstermiş olursunuz çok fazla. O yüzden yani eğer Game Power ürünleriniz varsa bu şekilde dikkate alıp servise nasıl yollamalıyım, işte serviste neler yapıldı, nasıl kontrol etmeliyim bu tarzda şeyleri daha çabuk halledersiniz. O amaçla çektiğim bir videoydu. Ben çoğu ürünüm Game Power'dan aldığım ürünler. O yüzden siz de bu tarz ürünler aldıysanız Game Power'dan bu ürünleri bu şekilde kargolayıp bu şekilde servislere yollayıp tekrardan geri dönüşüm alabilirsiniz. Bu tarzda bir videoydu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve videoyla ilgili sorularınız varsa detaylı onları da yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.